maddeyle ilgili olarak karşılıklı ithamlarla kimse kendini mahkeme yerine koymasın. Biz diyoruz ki burada mahkeme kararları olmadan insanlar mahkum edilemez. Bugün olağanüstü an komisyonunun değerlendirdiği vakaların üçte biri haksız yere işinden edilmiş insanlar. Bu kadar geniş kitleler haksız yere mağdur edilmişken ve daha dörtte biri bile bu OAR komisyonuna gelenlerin değerlendirmemişken biz yeni yeni açlıklar, yeni yeni sefaletler, yeni yeni imtiharlar kuruyoruz burada. Bunu kurmaya hakkımız da haddimiz de yok. Biz kimiz ki ya? Biz burada komisyon üyesiyiz diye insanların yaşam hakkını elinden almaya hakkımız mı var, haddimiz mi var? Burada bu saatten sonra çalışmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Ve bu insani olmayan maddelerle ilgili mutlaka ve mutlaka insani bir çözüme kavuşturmaya ihtiyaç vardır. Bugün burada tıp fakültesini bitirmiş olan insanlar, o kadar zorluklar içerisinde okuyup en başarılı puanlar almış olan insanlara bunu yaşatmaya ne hakkımız var? Onlar tıp fakültesini kazandılar, başarıyla bitirdiler diye onları ölüme mahkum ediyoruz. Onları açlığa mahkum ediyoruz. Onları intihara mahkum ediyoruz. Bunu yapmaya hakkımız yok. Daha önce biliyorsunuz eğit donat yönteminiz vardı. Şimdi eğit donat yok et. Doktor sayısı. O kadar doktoru doğmadan boğuyoruz. Ve bunlara bu ülkenin ihtiyacı var. Bu insanların hayatıyla bu kadar oynayıp bu insanların sağlık hizmeti vereceği insanların hayatıyla da oynuyoruz. Bugün Cem Terzi, onkolojik cerrah. Kendisi kanser hastalarını tedavi ediyor. Biz Cem Terzi'yi mi cezalandırıyoruz? Onkoloji hastalarını mı cezalandırıyoruz? Özdemir Aktan, genel cerrah. Türkiye'nin en başarılı genel cerrahlarından birisi. Biz onu mu cezalandırıyoruz? Onun şifa dağıtacağı hastaları mı? Zelal İkinci, Kocaeli'de çocuk nefrolojisi. Biz o çocuklara şifa dağıtan elleri evine kapatıyoruz. O çocukları da ölüme mahkum ediyoruz. O çocukları ölüme mahkum etmeye kim hakkı var burada? Nursel Şahin, yoğun bakım doktoru, yoğun bakım profesörü. Ve yoğun bakım profesörüne diyoruz ki git evinde açlıktan öl, kurtaracağın hastalar da yoğun bakıma gelemesinler, yer bulamasınlar, orada ölsünler. İzzet Ünel, dünya çapında bir ortopedist. Ve insanların sakat kalmasını engellemek için, şifa bulmasını sağlamak için o şifa dağıtacak. Biz hadi oradan diyoruz. Biz Suriye'den gelen IŞİD tetelerinin doktorlarını Türkiye'de çalıştıracağız. Bizim aile hekimlerimiz olacaklar. Biz bu doktorları kenara atacağız. Bu kadar lüksümüz var mı bizim ya? Bu kadar haddimiz var mı bizim? Bu insanların şifa dağıtacağı insanları sakat bırakmaya, öldürmeye hakkımız var mı? Burada intihar edecek olan onlarca insanı intihara sürüklemeye hakkımız var mı bizim? Biz kimiz? Haşa biz Allah mıyız? Ve burada bu kadar sakat olduğu bilinen KHK'lı olduğu halde ve bu KHK komisyonuyla sizin komisyon üyeleriniz üçte biri bunun haksız yere atılmış demişken, hiçbir mahkeme kararı yokken, Berkin Elmen'in cenazesine ben de katıldım. Beni de atın o zaman. Gezi'nin yıl dönümüne ben de katıldım. Beni de atın o zaman. Madem herkesi birbirine yapıştırıyorsunuz ama kendi üzerinize teflon gibisiniz, hiçbir şey yapışmıyor. Ve burada bu durumun devam etmesi mümkün değil. Biz beyin göçü, beyin göçü diyoruz. Bu doktorların hepsini yurt dışına göndereceğiz. Ve bu kadar yetişmiş pırıl pırıl insanı, TUS'ta en yüksek puan almış olan insanları Türkiye'den gönderip Türkiye'de insanların adam gibi sağlık hizmeti almasını engelleyeceğiz. Buna ne haddimiz var? Ya onları da yurt dışına çıkacaksın. Onların da yurt dışına çıkışı. Burada hocamız burada. İbrahim hocamız burada. Bu kadar değerli hocalar yurt dışına da çıkartmayacaksınız. Ya biz insanları bu kadar lüksümüz var mı? Bu kadar hekim kitlemiz var mı? Bu kadar insanların sağlığa muhtaç olduğu bir dönemde bunlara ne haddimiz var? Dış sesi dinlemiyorsunuz. Bu kadar insanın isyanını dinlemiyorsunuz. İç sesinizi dinlemiyorsunuz. Vicdanınızı dinlemiyorsunuz. 250 siz kişi burada de Nazi kampında konuş. Nazi kampında o zaman kaptırılan doktorlara yazılanı mücadele yapamazsınız. Haddiniz yok. O zaman bu yazılanı Allah belasını versin.
O babanın sınırına baksın. Orada müsaade eden gelir. O yüz insan burada öldürülürken. O bombalar şehit olan yaralıların içinde konuşmuyor. Bu yerden geçiyor. Bunlar hep bunlar hep kafalar hep tüm şehitler hep 103 kişi orada öldürülürken burada Melahsin Tokat'ta bomba patlatılırken bunlara müsaade edenler bunun hesabını versin. Bunları ben yapmadım. Sizler yaptınız. Önce ben gittim oraya. Orada o insanların ölümünü ben gördüm. Kimsenin böyle bir şey yaptı yok. Bizim burada insan olmamız lazım. Biz burada ikimiz. Bu kadar ikimiz içerisinde bu kanun çıkıyorsa biz insanlığımızdan istifa edelim.